Değerli takipçilerim, bugün oğlumla birlikte küçük bir dağ gezisi yapalım dedik. Havalar Ocak ayında olmasına rağmen güzel olmaya devam ediyor. Arkamızda Denizli'nin, Tavas ilinin Kızılca Bölük denilen beldesi var. Onu arkamıza aldık. Karşıdaki tepenin, artık dağ arası bir şey. Hemen onun arkası Denizli. Hemen sol tarafta, şuradan çıkınca, artış ağaçlarını geçince daha net görecek olduğumuz dağ. Orada birkaç tane sıra sıra dağ var. Bakmayın tek göründüğüne. Hangisinin hangisiler olduğunu unuttum ama Karcı Dağı var, Karababa var. Bir tane daha var, ismini unuttum. CRF ile ve onun şu Beri'dekinin zaten bakarsanız zikzaklı yolu görüyorsunuz. Oradan ben yukarıya çıkmıştım. Karşıdakinin neredeyse tepesine vardık ama onu görünce bir görüyorsun ki bir tane daha dağ var arkasında. Muhtemelen o arkadaki Karababa olması lazım. Bizim gibi başka insanlar da bak güzel havanın keyfini çıkarıyorlar. Şu an Ali Feyzi biraz sıkıldı arkada. O birazdan muhteşem manzaranın keyfini o da verecek. Şöyle ben ayağa kalkayım. Şu karşıda görüyorsunuz zikzaklı yol, oradan yukarı doğru çıkılıyor. Tabii yol sert. Yani iki zamanlı veya cross motorlarla çıkmanızı tavsiye ederim. Biraz büyük büyük taşlar var. Evet, şu anten görünen yerin ismi Çakır Oğluk. Çakır Oğluk değil, Oğluk. Ya ben Çakır Oğluk diye de yazanlar var, Oğluk diye yazan da var. Baktığınız zaman Oğluk, yani orada bir tane kocaman bir su var. Oğluk da makul ama Oğluk yazıyor birçok yerde. Ben de her ne kadar videolarımda her ikisinde kullanmış olsam da daha ziyade Çakır Oğlu sanki daha gerçekçi gibi geliyor bana. Orijinal ismi oymuş gibi geliyor. Evet, şimdilik bu kadar. Birazdan yukarıya varınca videomuza devam edeceğiz. Evet, karlı bir alana denk geldik. Buradaki kar gölgede kalmış ve erimemiş. Bu kadarcıkmış. Daha fazla bekliyordum ama az önce bayağı büyük bir kar kitlesinden geçtim ama tabii kamerayı açmaya fırsatım olmadı. Bir de bundan daha uzun ve biraz daha çoktu buz. Yani dikkatim dağılsın istemedim. Elimi gidonundan çekmek istemedim. Ama buralarda kar var. Allah Allah Allah. Gayır. Şuradan gidelim. Tabi dönüş öbür taraf diye planladık. Öbür tarafta çamur durumunu bilmiyorum. Geri dönebiliriz yani. Lastik çamur da oldu herhalde. Zeminle tutuş yok. Biraz çamur atalım.
Evet, çam ağaçların gölge yaptığı yerlerdeki karlar erimemiş, geç erimiş. Dolayısıyla hep böyle çamur oluşturmuş. Aralar çamur. Ve şurada güzel bir çeşme vardır. Bilmeyenler için. Hadi önüme bak. Şimdi Allah. Hayır hayır, her şey hayır vardır ama hadi bakalım. Bak, yavaş yavaş gidiyoruz. Sıkıntı yok. Bir tarafta daha çamur ama. Buralar daha az kayar. Evet, şu sol taraftan yukarıya PTT'nin linkine gidiyor. Burada artık Denizli ve ilçelerinden var bilmiyorum. Telekom'un linki var. Buradan diğer illere veya merkeze, artık nasıl sistemler bilmiyorum, oraya link aktarılıyor. Şu orman gözetleme kulesi. Burası da meşhur. Şu bir sonraki virajı dönünce sol tarafımızda Çakıroluk. Bakalım başında insanlar var mı? Evet. Çok çamur. Görünen gibi değil. Evet. Motoru şöyle şey bir yere koymam lazım. Evet, inebiliriz mi bu? İyi misin? Çamura gitme. Evet, lastiğimiz çamur kaplamış. Neyse ki çamurluk dolmamış. Şimdi normalde çıkartacağım ama. Sen vizörünü açıver önce. Şuradan güzel bir manzara var. Denizli manzarası. Bu yoldan devam edildiği zaman ileride yol ikiye ayrılıyor. Bir sağdan aşağıya Karataş ve Denizli Çamlı'na inen bir yola inen bir yol var. Tabi arada başka yollar da var da. Hemen şurada ileriden tabi orada şey de var. Yangın için havuz da var. Oradan sola döndüğünüz zaman da yine çok güzel bir denizli manzarasına çıkıyorsunuz. Aslında benim niyetim oradan gitmekti ama şurası çok fena çamur oluyor. Bir de ileride bir nokta daha var. Orası çamur. Bu iki çamur beni korkutuyor. Motosiklet ağır bir motosiklet. Buralarda başka insan bulabilir bilmiyorum. Hani devirdiğim zaman kaldırmam güç olacaktır kayganlıkla birlikte. O yüzden risk almayacağım. Buradan geri döneceğim. Ama buradan drone'u uçuracağım. Öbür tarafın manzarasını siz de görün diye. Oranın manzarasını başka zaman inşallah çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şu kumanda burada. Babam.
Yani ne olacak? En azı düşeriz. Düşmeyiz de. Ay, burada da çamur varmış. Nasıl Ali Beyze, eğlenceli mi? Değil mi? Bak kaya kaya gidiyoruz. Hala kameraya nasıl yansıyor bilmiyorum ama Allah. Önce bir temizlemeyi unuttuk Ali Feyzi ya. Aklımdaydı. Biraz şuradan gidelim, çamuru temizlesin. Taşlar. Kardan gitsek ne olur ki? Kardan gidelim ha. Allah 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 Allah. Sanırım yanlış karar. Eğlence olsun diye. Şimdi teki oraya nasıl sokacağız? İn bakalım. Bir şey deneyeceğim. Heh. Babacım, oraya gitme, oraya gitme. Şimdi buradaki sorun şu. Tekerlekle şeyin aynı izde olmaması. Tamam. Sen yürü madem ileri. Cemaat yürü. Yürü hadi. Ben... Babacım niye öylesin? Tabii in bakayım. Gömülmüş mü?
Ne akıyor? Su ya. Tamam sen yürüye dur, ben getiririm motoru oraya. Babacım sen yürü oraya dur, ben oraya geleceğim şimdi motorla. Geliyorum. İkiye bastık. İyice gömüldü. Fotoğraf çekelim. Evet, karda biraz eğlence katalım dedik. Ama ilerlemiyor. Çünkü buzlaşmış. Oğlanla kavga ediyoruz. Sen buraya neye girdin diyor. Haklı olarak. Şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Beni arkadan iteceksin. Evet. Hayır benim. Babacım, oraya gireceğim. Oho, çok pis terledim. Ama heyecan kattık babacığım bak. Güzel oldu. Bir daha denemeyiz. Oh. Yoruldum, nasıl ısıklama oldum. Sen de ısınmışsındır. Isındın mı? Evet. Tam yanlış zamanda kamerayı kapattım. Şöyle yaptık. Motordan ben de indim. Böylece motorun ağırlığı hafifletmiş olduk. Ondan sonra ben inince motor patiğini az bile çekmedi. Yürüdük gittik. Keşke kamerayı o hastanede kapatmasaydım. Niye kapattıysam ben anlayamadım. Ama güzel bir eğlence oldu.
Benim oğlan beğenmedi eğlenceyi. Oh. Isındın mı Ali Beyzi? Hayatta mı soğudu? Fuat böyle... Çünkü karda gitmek eğlenceliydi baba. Bak gittik eğlendik. Ben çok eğlendim. Bir daha beni gezmeye gitmeyeceğim be. Ama au. Dur. Tam dönüyor zaten babam.